Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 4 Mart Cuma günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte haftanın son bin manşetine başlıyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak. Uğur Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bana. İyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de. Teşekkürler. Her şey yolunda çok şükür. Hemen dün akşama dönerek başlayacağız değerli izleyenler. Bugünkü programa malumunuz. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalistler dün akşam oynanan maçla tamamlanmış, belli olmuş oldu. İlk, sayfa ilk sayfamız Fanatik Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Son bilet Alanya'nın başlığını atmış gazete. Son çeyrek final maçı Akdeniz'de oynandı. Alanya Spor Gaziantep Kulübü'nü ağırladı. Turuncu Yeşilliler 74'te Tayfur'la öne geçti. Konuk takım uzatmada Ciloboji ile eşitliği sağladı. Turu getiren golü Oğuz Aydın 101'de ağlara gönderdi. Ve Aytemiz Alanya Spor yarı finalde Demir Grup Sivas Spor'la eşleşti demiş gazete. Üst üste üçüncü kez son dörtte Alanyaspor çeyrek finalde Gaziantep'i eledi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son dörde kaldı. Turuncu Yeşililer böylelikle son 3 sezonda da kupada yarı finalist olmayı başardı. Önceki sezonda Antalya'ya elenmiş ve final kapısından dönmüşlerdi diyor gazete. Gaziantep normal sürede 3 Uzatma ara anında da tek değişiklik yaparak haklarını kullandı. 100. dakikada oyuna giren Merkel 9 dakika sonra sakatlandı. Kendini deneyen ön libero maça devam edemedi. Gaziantep 109'dan sonra maçı bir kişi eksik oynadı. Alanya'ya turu getiren sol kanat Oğuz Aydın 5. turda Osmaniye maçında da sonradan oyuna girip gol atmıştı. Oğuz 90 dakika oynadığı Mardin maçında ise 4 kez direğe takılmıştı. 22 yaşındaki oyuncu ligde 4, kupada ise 2 gol attı demiş gazete. <laughs> e, editörümüz Tolga Kuru sabah e, program toplantısında e, Oğuz Aydın'la ilgili ee, şeyler verdi bize doneler verdi. Birazdan onu da ayrı bir parantez açarız kendisine. Yarı finalde rakip Sivas bu sayfadan e, son başlığı da okuyalım. Alanya Spor Kupa yarı finalinde Aytemiz Alanya Spor Kupa yarı finalinde Demir Grup Sivas Spor'la eşleşti. Çift ayak üzerinden oynanacak son 4 maçları 19-20 veya 21 Nisan ile 10-11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak ligdeki maçta Alanya'da Sivas rakibini 1-0 yenmişti diye de hatırlatmış gazete. Üst üste üçüncü kez son dörtte Alanya Spor'un, Aytemiz Alanya Spor'un hem ligde hem kupada oynadığı oyunun en az karşılığı diyebiliriz herhalde değil mi? Doğru kesinlikle. Hak ederek mücadeleye. Kesinlikle Şimdi bir ligi iyi birlik yapan, bir turnuva iyi bir turnuva yapan şey o turnuvanın en üst düzey takımları değildir. Veya şöyle bakabiliriz. Bir ülke ekonomisini nasıl değerlendirebilirsiniz? 5 tane zenginin Forbes en zengin 500 listesinde olmasıyla mı? Hayır. Orta direğin alım gücüyle değerlendirebilirsiniz. En kalabalık kitlenin markete gittiğinde ne kadar Çok alışveriş doğru. yapabiliyor olmasıyla değerlendirirsiniz. Bir turnuvayı da Değerli kalan şey orta sınıfın değerli olmasıdır. Orta sınıfın güçlü olmasıdır. Yıllar önce 90'lı yıllarda Geri Lineker daha futbolcuyken İngiltere Ligi İspanya Ligi'nden daha iyi değil mi diye Lineker'e soruyorlar. Çünkü hem İngiltere Ligi hem İspanya Ligi'nde oynadığı için. Ki o zaman da İngiltere'nin İspanya'ya çok oyuncu gitmiyor. Şimdiki gibi düşünmeyin. Yani İngiltere'nin İspanya'ya bir futbolcunun gitmesi o zaman daha büyük bir hadise. Lineker diyor ki hayır. İspanya Ligi İngiltere Ligi'nden daha iyi. Çünkü diyor İspanya Ligi'nin orta sınıf takımları... İngiltere'nin orta sınıf takımlarını yener. İspanya Ligi'nin gücünü benim takımla Barcelona'la Real Madrid'le ölçmeyin. İspanya Ligi'nin gücü Espanyol'da, Sevilla'da, Atletik'te, Villarreal'de oradan ölçün diyor. Bu ligde Süper Ligi'de iyi yapan şey, bu sezonu iyi hissettiren şey, daha izlenir kalan şey Alanya Spor'un varlığı, Sivas Spor'un varlığı, Konyaspor'un varlığı, Hatay Spor'un varlığı. Bu lig bu sezonu o anlamda izlemeye daha değer. Yani bazen itiraf etmek gerekirse Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş ile bir takım oynuyor. O kadar heyecan verici olmayabiliyor o maç. Ama Alanya ile Konya oynayacaksa kaçırmayayım diyorsunuz. Ya yani Bu maç muhakkak eğlence. Konya ile Kasımpaşa oynuyorsa bu maçı izlemeye değer diyorsunuz. İşte Başakşehir Göztepe'si, ile Karagümrük kesin iyi bir müsabaka çıkacak oradan diyorsunuz. Göztepe dahil. E, aynen öyle. Hatay'ı hepsini sayabiliriz yani bu sene. Yerel kupalar da bu anlamda bu tarz takımların yani başaltı takımların diyebiliriz. Zaten esas hedefi olmalı. Büyük hedefi olmalı. Yani sezona başlarken bu takımlar kupayı hedeflemeli. Antalya Spor birkaç yıldır kupayı hedefliyor. Alanya Spor birkaç yıldır kupayı hedefliyor. Kayseri Spor Hikmet Karaman aylardır söylüyor. Aylardır. Yani Avrupa'ya gitmek için en iyi yol Türk Ökbası bizim için ve Türk Ökbası'na odaklandık hedefliyoruz diyor. Gerçekten de Fenerbahçe'yi şey beşişe O yüzden sevindirici. Son dörtte Evet bir tane ligin artık e, şampiyonu dememize birkaç harf kalan Trabzonspor var. Ama diğer 3 takım Sivas, e, Alanya Spor ve Kayseri Kayser Spor'un orada olması Türk futbolu için sevindirici. Aynen söylediğiniz gibi ligde bir, iki takım çok iyi olur. Geri kalanı sadece lig sıralamasını doldurmak üzere bulunursa kiminle oynayacaksın? Kiminle rekabet edeceksin? Kiminle oynayarak gelişeceksin? Kesin hiçbir şey olmayacak. Ondan sonra Avrupa arenasına tam sen liginde şampiyon olacaksın. Avrupa arenasına çıktığın zaman da neler olduğunu göreceksin. Bu iş tek başına kimse kalkınamaz. Aynı Uğur Bey'in ekonomi örneğinden verdiği gibi tek bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle olmaz. Toplu halde, kolektif bir biçimde hareket edilmeli ve hepsi kalkınmalı ki rekabet olsun ki Avrupa'ya, dünyaya meydan okunabilsin. Şimdi yayın havuzu da bunun için kurulmuş bir şey. Öyle. Yeri gelmişken şimdi ee, bu konuya Bahsedelim. ben giriyorum diye kesin yanlış anlayacak izleyiciler ama eğer az çok beni tanıyorlarsa benimle ilgili bir kanaatleri varsa herhalde e, bu anlattıklarımda samimi olduğunu dürüst olduğunu inanacaklar. Şimdi yayın havuzu zaten bu yüzden kuruldu 21. yüzyılın başında. Niye? Özellikle 3 İstanbul büyüğünün gelir kalemleri çeşitli. Forma satabiliyorlar, bilet satabiliyorlar, yurt sattığında taraftarları var. Iğdır'a gidiyorsun. Iğdır'da da Fenerbahçe'de Galatasaray'la Beşiktaş'ta var. Muğla'ya gidiyorsun. Muğla'da var. Adana'da da var. İşte Zonguldak'ta da var. Dolayısıyla onlar için yayın geliri kalemi bir numaralı gelir değil veya gelirinin %70-80'ini oluşuyor. %30'unu 35'ini oluşuyor mesela. Ama Anadolu takımı için, kent takımı için yayın geliri her şey. Ee, ana damar. Gelirlerinin %75'i evet. 80'ini neredeyse yayın gelirleri oluşuyor Anadolu takımlarının. Siz eğer bu yayın havuzunu havuz olmaktan çıkarırsanız Galatasaray büyüklüğü kadar, taraftar sayısı kadar, Fenerbahçe taraftar sayısı kadar, Beşiktaş taraftar sayısı kadar, Karagümrük taraftar sayısı kadar, işte Rize Spor taraftar sayısı kadar kazanmaya başlarsa aradaki uçurum büyüyecek. Nerede olduğu gibi mesela İspanya'da bir dönem Barcelona Real Madrid ayrı anlaşmalar yaptı. Orta sınıflarında gelir uçurumu büyüdü. Ama bugün İngiltere'ye bak. İngiltere'de muazzam bir sistem var. Yayın havuzu sıralamaya göre büyük bölümü, paranın büyük bölümü sıralamaya göre veriliyor. Birinci ile ikinci arasında iki buçuk milyon pound. ikinci ile üçüncü arasında iki buçuk milyon pound. Öyle bir sistem yapılıyor. Küme düşen takım. Paraşüt. paraşüt payment söylemiyorum. Yayın havuzundan aldığı payı söylüyorum. Paraşüt payment ayrı. Yayın havuzundan küme düşen takım. Ligi 20. bitiren takım. 100-105 milyon pound alırken. Şampiyon takım 150 alıyor mesela. Ama bu dediğim gibi yayın havuzunun tamamı değil. Sıralama payından bahsediyorum. Ama çok büyük kalem. Yayın uzun çok önemli bir kısmı sıralama payından veriliyor. Ve sıralama payı bu şekilde. Şampiyon takım 150 alırken küme düşen takım 100-105 alıyor. Bu kadarlık bir fark oluşuyor sıralama payından. O yüzden de e, İngiliz futbolunun orta sınıfıyla büyük sınıfı arasındaki makasın açılmaması için çaba gösteriyorlar. Dünyanın vitrin ligi olmak için bir iki takım yeter mi? Yetmez. Bir bütün lazım. Yetmez. O yüzden buradalar. Aynen öyle. Kolektif hareket ettikleri için buradalar hep beraber hareket ettiği bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin değil, bütünün faydasını gözettikleri için ve bunu doğru düzgün e, adaletli bir şekilde dağıtabildikleri için. Evet. Yani dünyanın gün... vitrini diyorum ötesi yok. West Ham United. Geçen gün eee futbolun dediniz Football değil mi? Futbolun NBA'yi. NBA dünyanın en büyük, en çok sevilen organizasyon. Evet. West Ham United çok büyük e, taraftar kitlesi vardır ama West Ham United West Ham United yapan bu kadar gelirlerinin olması, iyi futbolcular alabilmesi. Aston Villa bu ligde olmazsa, Premier Lig'de, kafaya yarışmazsa bu lig bu kadar değerli olmaz. Wolverhampton gerçeği diye bir şey var yani. Wolverhampton olmazsa Premier Lig bu kadar değerli olmazdı. Büyük altılı yetmez. Büyük 6'lı dışında West Ham'da olduğu için, Wolverhampton'da olduğu için. Onlar da pazarlanacak. Aston Villa da değerli oldu. Onlar da değerli olduğu için bu lig bu kadar büyük. Ee, hayalimiz o. Tabii ki kıyaslayamayız Premier Lig'de ama Elbette. hedefimiz o ya. Orta sınıfı güçlü tutmak lazım. Yayın havuzu bu yüzden lazım. Havuzu bölmek... Dört büyükler dışında kulüpler çok zor duruma düşür. Bahsettiğiniz kıyaslamak model söz konusu olduğunda yapılabilir. Alınan sonuç değil. Çünkü onlar yıllarını verdiler bu işe. Avrupa kupalarına gitmemeler, yıkılan statlardan sonra stat hamleleri vesaire bunlar hep aynı yolda atılmış önemli adımlar. Yani içeriye giren insan sayısı ile çıkan insan sayısı birbirine karşılaşmaması vesaire Arsenal'in stadının önünden bir tane yol geçer biliyorsunuz. Bir geliş bir gidiş. Bir tane araba birbiriyle karşılaşmıyor. Girenle çıkan öyle planlamışlar vesaire. Yani. Ben yak canım demiştim alırım öyle şey falan. Görünce hakikaten oluyor. Çıkan buradan diye. çıkıyor. Evet. Gelen buradan evet. Karşılaşmıyorlar yani. Her neyse. Dolayısıyla planlı programlı olabilmek ha, e, programımızı devamlı izleyenler hatırlayacaktır. Kulüp e, şehir kulüp taraftarlığına özellikle defalarca vurgu yaptık. Az önce bahsettiğiniz çerçevede şehrin kendi şehrinin şehir insanlarının kendi şehrinin kulübüne sahip çıkması bu çerçevede çok ama çok önemli. Gelirlerin çeşitlendirilmesinden tutun kalitenin yükseltilmesine kadar gerçekten çok önemli. Bu bilincin şehir kulübü kültürünün bilincinin tarihinin öyle ya da böyle yukarıya ciddi manada çekilmesi lazım. Evet. Kent takımı taraftarı. En az bahsettiğiniz havuz meselesi kadar önemli bu. Kent takımı taraftarlığı bizim bir numara problemimiz ya belki de yani her kentli kendi kendini takımını tutsa aslında çok daha dengelenecek her şey ama Türkiye'de 81 vilayetin 70 75'inde üç büyükler daha fazla Fakim. tutuluyor kent takımlarında o önemli problemlerden biri. Tabi Bursa gibi, Kocaeli gibi, Trabzon gibi, Sakarya, Eskişehir gibi özel örnekler var. Unuttuklarım da vardır. İzmir gibi ama dediğim gibi 81 vilayetin belki 70'inde Fenerbahçe gelse Beşiktaş daha fazla tutuluyor. Peki Uğur Bey girişimizi yaptık. İsterseniz son bilet Alanya'nın yarı finalistleri de okuduk. Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanya Nisan ayında 19 20 21 ve sonrasında iki ayaklı olacak maçlar. Sonrasında da Mayıs ayında 10 11 12 tarihlerinde tercih edilip oynanılacak karşılaşmalar. Dedik var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ha şey Oğuz genç kardeşimiz. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Şimdi daha önce de ufak değinmiştim. Alanya bir yabancı tek direktörü var ama ligin en fazla genç yerli oynatan takımlarından biri. Bu maçta da Furkan yine savunma göbeğinde ee, 11'de başladı. Umut Güneş zaten sezon başına itibaren sürekli oynayan bir oyuncuydu. Farioli'nin gelişiyle biraz Efkan Nova eskilisi orada ağır bastı. Umut Güneş Emrak var bu kez merkezde oynadı. Efecan oynadı. Sonradan girenlerden biri de Oğuz. Ligde de dakika alıyor. Kupa dakika alıyor. 21 yaşında. Ee, çok soğukkanlı son vuruşları. Hatta bazen takım arkadaşlarını kızdıracak kadar e, vuruş tercihini kendisi yapıyor. <laughs> ama var bu. Gençlerde bu özgüven var. Doğru da yapıyor. Sol kanat diye değindik ona ama aslında da oynayabiliyor. Santifor oynayacak adam da zaten biraz bencil olur. Dün Feyyaz Hoca'yı bağladık. Mesela ona de aklıma gelseydi değinirdim çok akıllı olduğu kadar çok da bencildi. Çünkü Santifor dediğim biraz bencil olur yani. İlk tercih kendisi olur. E, muhakkak şu an kendisi hani söyleme şansı olsa kendisi de kabul ederdi. Bencil oynadığını çünkü Santifor'un bencil olması lazım. Oğuz'da da o var. Doğru. Oğuz'da da o var. Gelişimi mesela bu pozisyon şimdi izleyin pozisyonu. Takip edin. Yani ben pozisyonu biliyorum. Akıl alır gibi değil. Şurada şu tercih. Ya arkadaşlar dünyanın herhalde en fantastik rejisi yani. Ben Bencil'dir, Oğuz biraz filan derken aklımdan geçirdiğim gol boyu. Her zaman söylüyoruz ama rejimiz sağ olsun. Hep birlikte yayının içinde kalırlar. Yanlış bir şey söyleriz, düzeltirler. Aklımıza gelmez hemen belirtirler. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel insanlarla çalışıyoruz. Şu pozisyonu döversin yani Oğuz'a. <laughs> tırnak içinde söylüyorum elbette. <laughs> Kastettiğim şey fiziksel şiddet değil. Sözlü şiddetten bahsediyorum. Hani Şuradan topu alıp merkezden bu kadar adam giderken. Değil mi? Ne bu kadar diyorsun? zora, dar açıya götürüyorken. Efecan koşu attı, arkadan... Novais koşu yaptı galiba. Bak şurada vuruş tercihi. Bak Efecan sevinmeye gitmedi. Yemin ederim bak Efecan'ı takip et. Bak döndü gitti. Gördün mü? Efecan golü kutlamadı. Bak bir daha görelim. Merkezden koşan 7 numaralı adam Efecan. Bak koşuyu yaptı. Şimdi Efecan golü attı. Boşa çıktı. Gerçi evet, o Oğuz golü anladım. atınca Efecan'ı evet. takip edelim. Efecan'ın ne yaptığını takip edelim. Gol sevincinde. Bak takip et Efecan'ı. Sevinmeye gitmedi yani. Gayet iyi anlıyorum onu. Ben olsam ben de kızardım. Ama işte golcü dediğin biraz da bencil olacak. Özellikle dünkü Feyyaz Hoca ile Feyyaz Uçar'la sohbetimizden sonra onun bize çok güzel jenerik cümleler verdi. Muhtemelen meslek hayatım boyunca hatırlayacağım ve sıklıkla kullanacağım bir tanesi şu. Bütün takımlarda kaleci antrenörü var ama takımların birçoğunda tamamına yakınında golcü antrenörü yok. İnsanlar stada niye gider? kaleci seyretmeye sadece kaleci özel ilgisi olan gider. İnsanlar sadece da golü seyretmeye gider. Dolayısıyla biz futbolu anlayamadık çıkarımını yaptı ki muhteşem bir Kesinlikle. Tespitti. Cümleye dökme açısından kelime cümle kurgusu açısından muazzam bir cümleydi. E, Feyyaz Hoca'nın santrafor e, santrafor tanımıyla alakalı olarak Tolga da sabah dedi ki editörümüz işte dedi Feyyaz Hoca'nın tarif ettiği o, e, santrafor. Oğuz için mi? Oğuz için. Evet kanat oynuyor çoğunlukla ki siz de ama zaten. santrafor özellikleri de var. Nail Tosun kardeşimiz bir bilgi Bizim getirdi. Bizim ses operatörümüz. Değil mi? Nail evet, getirdi evet, o bilgiyi. Bursa Spor'un varmış. Golcü antrenörü. Okan Yılmaz. Zaten Bursa Spor'da iyi santrforlar çıkarıyor son dönemde. Ali Akman gibi, Batuhan gibi. Sonuç alıyor Trabzon yani. Trabzon Spor'a gitti. Sonuç alıyor. Demek ki çalışınca oluyor. bir şeyler başarıyorsunuz. Tebrik edelim bu yaklaşımlarından dolayı. Şimdi geçiyorum Süper Lig'e. Eklemek istediğiniz bir şey yok. Lütfen. Peki. Değerli izleyenler, Spor Toto Süper Lig'de malumunuz 28. hafta bugün itibariyle başlıyor. Hemen gelsin fikstür ekranlarınıza. Bu akşam saat 20'de Özdür Kablo Yeni Malatya Spor Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde mücadele eden takımlardan takımlarımızdan birisi Adana Demirspor. Ligin en altına demir atan Özdür Kablo Yeni Malatya Spor'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda yarın yani cumartesi günü saat 16'da Çaykur Rizespor, GZT Giresun'la oynuyor Karadeniz derbisinde. Aynı saatte Göztepe Kasımpaşa maçı var. Ligimizin iki iyi oynayan, oyununu daha da ileriye taşımaya hücumla, pasla, aklınıza gelebilecek her türlü enstrümanı kullanarak oyununu daha da ileriye taşımaya çalışan iki ekibimiz, Göztepe ve Kasımpaşa saat 16'da karşı karşıya gelecek. Yarının son maçı saat 19'da Galatasaray İttifak Holding Konyaspor Deplasmanında. Hem saat 16'daki hem de saat 19'daki maçlar gerçekten keyifle izlemeye namzet. E karşılaşmalar. Pazar gününe geçelim. 6 Mart pazar gününün ilk maçı. Saat 16'da Babakars Fatih Karagümrük 6 ile mücadele edecek. Saat 19'da derbi maç Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacak. Pazartesi günü de 3 maçımız var. Beşiktaş Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Gaziantep Atakaş Hatay oynayacak ve Yukatel Kayseri Spor Aytemiz Alanya Spor'la yine iki iyi top oynayan takım e, karşı karşıya gelecek. i̇yi oynayan derken oyununu daha da geliştirmeye çalışan, rakibin eksiklerinden açıklarından mantıklı ve akıl katarak yararlanmaya çalışan iki ekip. İyi oyun derken sadece kendi iyiliğinden bahsetmiyorum. Rakip analizi vesaire bunu bir bütün olarak iyi yapmaya çalışan takımlar diye belirtmek isterim. E, hakikaten güzel maçlar oynanacak derbi de dahil olmak üzere. Biz öncelikle e, Konyaspor Deplasmanı'na gidecek yarın Konyaspor Deplasmanı'na çıkacak Galatasaray'la başlamak istiyoruz. Hayır, özür diliyorum. Önce bu akşamda başlamak istiyoruz. 3'te e, 3 üç peşinde. Özür Kablo Yenis, e, Malatya Malatyaspor Adana Demirspor maçının öncesinde Adana Demirspor. Bugün Malatya deplasmanında yeni bir seri başlatmak istiyor Şimşekler. Sonra evindeki e, Demir Grup Sivas Spor ve Medipol Başakşehir maçlarını da kazanmak amacında. Şöyle devam ediyor. Akdeniz ekibi ligde kötü günler geçiren e, Özgür Kablo yeni Malatya Spor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Mavi Şimşekler ilk yarıda Adana'da 2-0 mağlup olduğu Sarı Siyahlılardan rövanşı da almak istiyor. 5 maçtır bileği bükülmeyen Adana ekibi... Yeni Malatya Spor maçıyla başlayan periyotta ardından üst üste sahasında Demir Grup, Sivas Spor ve Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İşte 3 yapmak derken bu e, fikstürden bahsediyor gazete. Özgür Kablo yeni Malatya Spor maçını kayıpsız geçmemek adına e, amacında olan Adana Demirspor sahasındaki Sivas Spor ve Başakşehir maçını da kazanıp ligde iddialı bir konuma gelmenin planlarını yapıyor. Ama zaten iddialı konumdalar muhtemelen e, o bölgede herkes Adana Demirspor'un Spor'un nefesini ensesinde hissediyordur. Defalarca konuştuk burada Vincenzo Montella'yı takımı nasıl kazandığını, nasıl kısa sürede uyum sağlayıp adapte olduğunu, takımın küskün oyuncularını tekrar nasıl hayata döndürdüğünü ve nasıl verim aldığını. Oyuncuların da bu sadece şeyle açıklanamaz herhalde. Ben atıyorum ben buraya kiralık geldim. Kendimi göstereyimle açıklanamaz. Bu Çünkü görüyoruz başka kiralık gelen oyuncularda. Canla başla mücadele edip daha iyisini yapmaya uğraşan bir takım oluşturdu e, Vincenzo Montella e, hakikaten ne kadar tebrik etsem bir futbol sever olarak az gelir. Evet yeri gelmişken aslında şu Murat Sancağ'ın Yunus Akgün'le ilgili Girişi. açıklamaları bir hafta 10 gün kadar oldu. Fakat bonservisini alma... Yok hayır şu Galatasaray maçı performansıyla ilgili devre arasında Yunus'u bir hı. sarstım. Böyle e, bir nasıl denir? Hı hı. Kendine bir ben onun hani babası dedesi gibiyim. Ona işte böyle dostça bir iki tokat attım. Dedim ki Öyle açıklamış evet. Ya o herhalde şey samimi bir şeyden bahsediyor. Ee, ne oluyor Fatih Terim'den mi korkuyorsun? İlk yarı performansı kötüydü falan demiş. Çocukla ilgili öyle bir açıklama yapmış. Çocuğun ilk yarı performansı çok iyiydi. Kötü Ona miydi? değinecektim hep unutuyorum. Galatasaray maçı, Adana Demir Galatasaray maçı ilk yarısında Yunus Akgün uçmuştu. Yani tek gol eksikti. Aynen öyle. İkinci yarıda golleri attı. Orada yani Yunus üzülmemiştir eminim. Zaten farkındadır iyi oynadığının ama bir türlü yere gelmemişti onu. Ona şaşırdım. Sayın Sancak, Yunus Akgün, Galatasaray'dan Emir ilk yarısında süper oynamıştı. Yani felç etmişti Galatasaray'ın kanadını. Marka ve kart göstertmişti. Birçok pozisyon çizgiye indi. Sadece gole çevirememişlerdi. Tam manasıyla felç etmişti dediğiniz evet, ikinci gibi. İkinci yarıda attılar. Dolayısıyla yeri gelmişken ona değineyim. Adana Demir hani hedefle ilgili tabii bir hedef tanımı değişti. Çünkü ligde son bölümde yaklaşık son bir ayda Konyaspor Trabzon'a kaybettikten sonra ritim kaybetti peş peşe puanlar getirdi. Çünkü birinci ile ikinci arasındaki fark azalırken, Trabzon ile Konya arasındaki fark azalırken ikinci ile diğerleri arasındaki fark artmıştı. Konya Spor alttakilere fark yapmaya başlamıştı. 8 puana kadar falan çıkmıştı o fark. Şimdi o kapandı. Trabzonspor uçtu gitti. Artık sadece kendisiyle yarışıyor. Artık rekorları hedefliyor. Ama alt grup Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanya, Başakşehir lig ikincisi olup Şampiyonlar yönelmesine gidip en azından Avrupa Ligi gruplarını artık hayal ediyor. Galatasaray bu sezon yaptığı gibi. Galatasaray PSV'lendi ama sonra playoff Avrupa Ligi gruplarına girdi. Avrupa Ligi'ne girmenin de en sağlıklı rotası orası. Yani başka bir zaten yolumuz da yok. Rotamız da yok şu anda. 13. <laughs> sıraya düştüğümüz için. Adana Demir de muhtemelen artık onu hedefliyor. Lig ikinciliği artık iştah kabartıyor. Adana Demir için, Beşiktaş için, Fenerbahçe için, Başakşehir için, Konya'da dahil tabii ki Alanya için. Şampiyonluk gibi olacak. Yani Trabzonspor artık şampiyon gibi ama diğerleri ligi Trabzonspor uzay takımı gibi oldu diğerlerinin yanında. Trabzonspor'dan geri kalan 19 takımın ligi diğerleri ligi için lig ikinciliği şampiyonluk gibi olacak. Bir bakıma Paris Saint Germain ve diğerleri gibi ya Fransa ligi. Yani ligi ikincisi olmak orada da Paris Saint Germain dışında kalan takımların şampiyonluğu gibi. Öyle gibi oldu. Bu sezonun Paris Saint Germain'in Trabzonspor oldu. Adana Demirspor'un oyununu gözünüzün önüne getirin. Bu arada sevgili Tolga, dün girememişti. Hatırlarsam Balotelli'nin bazı açıklamaları olmuştu. Onu da e, ayarlayabilirsen, burada Balotelli'den bahsederken e, onu da konuşuruz. E, Uğur Bey'e e, bırakırız sözü. Adana Demirspor'un oyununu gözünüzün önüne getirin. Adana Demirspor oyunu nereden kuruyor? Adana Demirspor asıl topu nerede kazanıyor? Orta saha kurgusunu hoca nasıl planladı? Orayı nasıl kalabalık tutuyor ve topu 3. bölgeye nasıl getiriyor? Bunu kısa sürede bilmiyorum ben mi biraz fazla abartıyorum ama hakikaten Vincenzo Montella hocaya ne kadar teşekkür etsek az gelecek bunu bize gösterdiği için bu evet. kurguyu hızlı bir şekilde yapabildiği için şimdi farkı genelde orta sahada yaratıyor bu tip orta takımlar çünkü bekleri orta sahanüsü gibi oynuyor Adana Demir'in de genelde bekleri orta sahanüsü oynuyor yani Svensson Kaan oynadığında Svensson Kaan işte Svensson Alper oynuyor bazen Svensson Alper kim oynarsa orta saha gibi ön libero'nun Gökhan hizasında oynuyor bekler. Dolayısıyla bir iki stoperin önünde yedili bir orta saha bloğu varmış gibi oluyor. Balotelli'nin arkasında stoperlerin önündeki yedi oyuncu. Hatta Adana Demir'in stoperlerinden biri de e, ki genelde bu Samet topla çıkıyorlar. İyi de çıkıyor ayrıca topla. Stoperlerden biri de çıktığı için orta sahada çok daha kalabalıklaşıyorsun ikinci bölgede. Adana Demir'in en güçlü olduğu yer orası. Hem orta sahada yüksek seri kaliteli pas trafiği sağlayabiliyor kalabalık olduğu için. Hem de geri kazanma konusunda ustalık gösteriyor. Mesela ikinci yarıları tempolu oynuyorlar. Çünkü fiziksel seviyeleri çok iyi. Ligin fiziksel seviyesi en iyi takımlarından bir tanesi. Karma bir oyun repertuarları var. Hem e, Vargas'la set hücumunda fark yaratabiliyorlar. Muhteşem. Ya da Bıyar'ın sonla Hem Yunus'la ve yine Vargas'la geçiş oyununda iyi oynuyorlar. Hem Seti yerleştikten ceza orta yaptıklarında gol opsiyonları var. Asan Balongo oralarda iyi atıyor. Balotelli orada iyi atıyor. Hem orta mesafe şutörleri var. Yine Balotelli başta olmak üzere. Orta mesafe şutlarda gol bulabiliyorlar. Gökhan İnler iyi vurabiliyor. Dolayısıyla Adana Demir'in bir oyunu yok. Adana Demir'in bir oyun repertuarı var. Farkı da orada yaratıyorlar. Repertuarları geniş olduğu için farklı sorulara farklı cevaplar bulabildikleri için. Farklı sorunlara farklı çözümler üretebildikleri için. O yüzden Montella'da büyük takım nüvesi var. Zaten büyük takımda çalıştı da Sevilla'da Roma'da kısa süre maceralar oldu ama bugün de Adana Demir'den bir büyük takıma giderse şaşırmayız. O büyük takımlara başarılı olur çünkü Adana Demir'i zaten büyük takım gibi yönetiyor. O isimlerden bir tanesi de Nestor El Maestro ama onu şey açmayalım şimdi Adana Demirspor'u bölmeyelim. Balotelli konusu hoca göreve geldiğinde 3. haftanın sonunda dördüncü hafta milli maç arasında gelmişti. Balotelli konusu kriz haline dönmüştü Adana Demirspor'da evet. yani oynuyor, oynamıyor, yedekte bekliyor vesaire. Hocanın en büyük herhalde şeyi kazanımlarından bir tanesi Balotelli'yi hızlı bir şekilde tekrar oyuna dahil etmesi oldu ki göreve geldikten sonra 54 gol attı. 20, şey kupa maçları dahil toplam 28 maçta Adana Demirspor 54 gol attı. Kalesinde de 31 gol gördü. Maç başına da 1.90'lık, 1.9'luk bir puan ortalaması yakalamış durumda. Ligde mesela 25 maç oynadı. Balotelli meselesi demişken Tabii. Bir açıklaması vardı hani Türkiye'deki kariyeriyle şey yapacak olursak eğer beraber değerlendirecek olursak yüzde yüz eminim ki Messi ve Ronaldo ile aynı seviyedeyim. Fakat diyor bazı şansları kaçırdım hayatımda bu da biliyor musunuz nedir zaman zaman olur böyle şeyler. Evet Adleti'ye verdiği röportaj. Ee, yani Şu anda bunun farkına vararak Türkiye'de oynuyor. 2012'de aslında anılıyordu onlarla beraber adı. Yani Balotelli bunu söylüyor diye çılgın olduğunu, deli olduğunu düşünmeyin. 2012'ye dönün. Euro 2012'nin starı olduğunda, İtalya'yı finale taşıdığında o zamanki mesela Transfermarkt'tan market değerlerine bakabilirsiniz. 2012 market değerlerine. Bu doğrulayacaktır. Bu verdiğim bilgiyi. Dünyanın en iyi 10 futbolcusu arasında anılıyordu. Hatta bazıları yaşı da genç olduğu için. 91'li değil mi Balotelli? 91'li. 2012'de daha 21 yaşındaydı. O sırada Messi 25, Ronaldo 27 idi. O yüzden bazıları gerçekten de futbol kamuoyu, bazı otorite onu Messi ve Ronaldo ile beraber adını anıyorlardı gerçekten. Ama o yıllarda. Sonrasında tabii ki son 10 yıla bakarsam, hep gerileyen bir çizgisi oldu. Ve bugün adını Messi ve Ronaldo'nun yanına koyduğu zaman alay konusu olabilir. Ama çocuğun bir dayanağı var. Haksız değil. 10 yıl önce... Onlarla beraber adı gerçekten anılıyordu. Messi ile Ronaldo beraber anılıyordu. Çünkü 21 yaşındaydı ve Avrupa şampiyonası tesir edebilecek seviyedeydi. Çok kuvvetliydi. Ee, yarı finalde Almanya iki gol doğu attı. Ben stat'taydım İtalya-Almanya maçında. Ve o gün İtalya-Almanya maçını izlediğinde Balotelli iki golü attığında evet. Bu çocuk gerçekten de o seviyeye gelebilir diye düşünüyorduk. Düşünmüştük yani. Bütün dünya bunu düşünmüş, düşündürmüştü. Ama sonra o seviyeyi koruyamadı. Çoğunlukla mental problemler sebebiyle. Yaptığım hataların farkındayım. Bu açıklama onu söylüyor. Yaptığım hataların farkındayım ve bu bilinçteki Balotelli şu anda Türkiye'de oynuyor. Doğru. Değil mi? E şimdi 30-31 yaşında, 20'li yaşlarında daha büyük zorluklar çekti. Aile hayatıyla ilgili sıkıntılar vardı. Doğru. Çocukluğu çok iyi geçmemişti ve 20'li yaşlarında adeta çocukluk yaşadı. Umarım bu sözlerim hani onu incitecek bir şey değildir. Kendisini de kabul edeceğini düşünüyorum. Mesela evi yakmıştı. Kendisi de Bunları dile getirdi zaten zaman Değil zaman mi? dönem dönem. O formasından mesajlar vermeye kalkmıştı. Evi yakmıştı. Kenarda antrenörleriyle. Bazı şeyleri yerlerine koyamadı muhtemelen. Diyaloglar yaşamıştı. Bir bakıma o çocukluğundaki eksik kalan şeyleri biraz 20'li yaşlarında yaşadı ve şimdi de Olgunlu, olgunluk dönemi. Evet. Büyük Hakikaten de keyifle muazzam. büyük de zevkle izliyoruz. Aynen öyle. Diğer taraftan Öznur Kablo Yeni Malatya Spor ligimizin dediğimiz gibi dibine demir atan ekibimiz Cihat Aslan'la anlaştı. Bu akşam o da ilk maçına çıkacak. Bugün en kaçı? Beşi mi? Dördü mü? Dört. Bugün en dördü. İşte ay başında 1 Mart'ta Cihat Hoca geldi takımın başına. Bakalım ne kadar toparlayabilecek Cihat Aslan bu akşamki maç. E, bu dönemdeki ilk maç olacak. Cihat Hoca'nın Özdür Kablo Yeni Malatya spor Maçı'nda. Var mı eklemek istediğiniz maçla alakalı? O zaman evet. e, nereye gidiyorum? Fanatik Gazetesi'ne gidiyorum. Fanatik Gazetesi'nden e, ve Galatasaray'la devam ediyorum. E, Domenek Toren'in 3'te 3 planı başlığı geldi ekranlarınıza her rakibe göre farklı kadro kurarım diyen Aslan'ın hocası İttifak Holding Konya Spor deplasmanında tecrübeli yıldızlarına güveniyor. Galatasaray'a 4 aydan fazla bir süre sonra üst üste 2 maç kazandıran Domenek Toren 3'te 3 hedefi doğrultusunda Konya'yı gözüne kestirdi. Son taktik provada Babel ve Feguli'yi 11'de deneyen İspanyol hoca Gomiz'i ise yine ekonomik kullanmayı düşünüyor. Bu Gomiz de her hocanın bir şeyi oluyor ya noktası. Acaba Gomis ne düşünüyor ya? bu konuda çok merak ediyorum. Mesela Tabii o da mı yedek mı da? memnun yoksa 90 dakika oynayabilecek durumda olduğunu mu hissediyor. Şuradan devam edeyim hemen. Babel ve Feguli'yi son idmanda ilk 11'de oynatan Domenek Tören ileri uçta ise yine Mustafa Muhammed ile başlamaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca bu şekilde 36 yaşındaki Gomis'in fiziksel gücünden maksimum verimi almayı hedefliyormuş. Niyeti buymuş hocanın. Merk bir sonraki cümleye geçmeden ilk yarıya Gomis'le başlayıp skoru alıp ikinci yarıda çıkarmakta bir yine Gomis'i şeyle kullanabilirsin ama... yani verimli. İki maçta da geri dönüyor Galatasaray. İki maçta geri dönerek kazandı. Gösteriyor maçında mucizevi bir geri dönüş. Bu hafta da bir geri dönüş Rize ve Gomis'le tesir etti oyuna girip dolayısıyla penaltılardan bahsetmiyor Gerçi, Uğur Oyundan mi? bahsediyor. Evet, tesir evet. etti anlamında. Aynen öyle oyundan bahsediyor. Amerikalıların lafı vardır correlation doesn't imply causation. Yani her zaman bir korelasyon olması sebep sonuç Sonucu. ilişkisi olduğu anlamına gelmez ki ben çok severim ve Türk spor medyasında çok yanılgıya düştüğümüz bir konudur bu. Bir korelasyon yakalayınca tamam yani onun sebep sonuç ilişkisi olduğuna emin oluyoruz. Belki de bu korelasyon sebep sonuç ilişkisi taşımıyordur. Sebep sonuç ilişkisinin bir parçası olabilir ama tümünü açıklamıyor olabilir. Tümünü açıklamıyor olabilir. Büyük oranda. Doğrudan ilintili olmayabilir. Tesadüfi olabilir. Bravo. Yani benim işte mavi giydiğim her gün başıma iyi şeyler geliyor. Evet, Kesinlikle gelmiş gibi. olabilir gerçekten de. Gerçekten de böyle bir korelasyon var ama bu illa bir sebep sonuç ilişkisi taşıdığı anlamına gelmez. Gelmez. Devam ediyorum merkezde. Yani Gomisi tasarruflu kullanmayı planlıyor hocam. Merkezde Taylan ve Berkan beta sürümü. Sol önde de Kerem'i oynatarak 3 yerli mecburiyetini yerine getirecek olan Domenek Toren savunmada ise herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Peki sağda herhalde Fegoli mi deneyecek hoca? Şey Babeli mi deneyecek acaba? Ee, Omar, Nelson, Markao ve Patrick van Fananol dörtlüsünün kalede de Penya'nın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. E o zaman yerli olarak yine Berkan Taylan Hiç baş yerli saymadınız. Kerem. Kerem tabii ki. Tabii ki Kerem. Berkan Taylan Kerem yani hemen hemen aynı gibi. Değil mi? Yani Babel e şans verecek herhalde ya da Feguli'ye şans verecek orada. Babel ve, ve, veya Feguli mi? İkisi birden mi? Tek mi? E şimdi üç tane oyuncu sayıyoruz. Berkan, Taylan, Kerem. E, ikisini de kullanabilir arzu edersen. Doğru. Ederse. Orta sahada Feguli, sağda Babel de olabilir. Gibi olabilir yani. Üç yerliyi oradan tesis ettiği için. Mümkün. Mümkün tabii ki. Şimdi Domenek Toren değerli izleyenler bir gün önce, iki gün önce Bin Spor'sa röportaj verdi. Orada önemli kendi kendisini anlatma adına önemli cümleleri, önemli sözleri var. Onunla alakalı kendisinin oyun anlayışında neler ön plana çıkıyor, neleri dikkat ediyor hoca, neleri dikkate alıyor. Onları bir anlattı. Biz de şimdi bir hatırlama anlamında izleyelim. Ardından Uğur Meke bize yorum bazı değişiklikler yaptık çünkü takım içerisinde ve yeni konseptler getirdik. Bunların da uygulanmaya geçmesi için tabii ki zaman gerekiyor. Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak eğer takım birçok açıdan gerçekten geliştirdi kendini. Neredeyse iki maçta da yüzer dakika hem fiziksel hem taktiksel olarak kendini gösterdi ekip. O açılardan özellikle geliştirdiğini düşünüyorum takımın. Hem Göztepe'ye karşı hem evimizde oynadığımız son maçta. Fiziksel olarak zaten kendini güçlendirdiğini düşünüyorum takımın. Onun dışında taktiksel olarak da benim son 15 yıldır kendimi adadığım oyun anlayışı üzerinden kendini her gün daha iyi ve daha iyi getirdiğine inanıyorum takımın özellikle son maçta bence pozisyonel oynadığımız ve taktiksel olarak gelişme gösterdiğimize inanıyorum. Bu 45 dakika aslında sezon öncesi dönem gibi düşünebiliriz hakikaten. Hem hücumda hem savunmada takım kendini geliştiriyor. Özellikle kendimizi pozisyonel oynama alanında geliştirdiğimizi düşünüyorum ve her seferinde daha iyi olduğumuza inanıyorum gerçekten. Taktiksel sistem olarak baktığımız zaman takımdaki oyunculara uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü bu takımı biz kurmadık. Topa sahip olduğumuz zaman e, topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa oyuna başlama, e, her zaman maçın e, ana karakteri olma ve top kaybında da çok hızlı bir şekilde tepki gösterip topu tekrardan geri kazanma. Bu gerçekten vazgeçilmez benim için. Yani hep birlikte hücum, hep birlikte savunma ama top kaybı olduğu zaman hemen 5 saniye içerisinde o topu tekrar geri kazanmak. Bu benim hakikaten e, inandığım oyun stili ee, son 15-20 yılımı verdiğim bir şey ve gerçekten inanıyorum bu oyun stiline. Benim antrenör olarak e, yönetmek istediğim takımın stili her zaman budur. E, şu anda bu konuda ilerliyoruz. Bu yolda ilerliyoruz. Tabii bu her maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Özellikle topu geri kazanmaya, kaybettim yerde topu geri kazanmaya ben 10-15 yıldır bu sisteme inanıyorum. En çok beğendiğim, istediğim hedefim de bu var diyor özetle Domenek Tören. Peki takımı düşündüğümüz zaman Berkan Taylan ikilisini tercih etmesinin sebebi bu mudur acaba? Özellikle evet. Berkan için bunu söyleyebiliriz. Çünkü Taylan'ı 6 numara savunmanın önünde ön libero kullanırken Berkan ve mesela Çikal orada kimi tercih ediyorsa 8 numara gibi kullanıyor. Berkan sol iç, Çikal Dağı sağ iç gibi ve Berkan son maçta dikkat ederseniz 2 golün içinde. Doğru. Patrick Patrick Fananolt'un attığı gollerde sol açık Kerem, sol iç olarak Berkan ve ondan sonra da sol bek olarak Patrick Fananolt organizasyonu görüyoruz. Gerçi son golde bir oyuncu daha giriyor araya. Ama üçü var golün içinde. Feguli. Feguli, giriyor. Feguli giriyor. Asist olarak. Ama Berkan da bir önceki topta var. Feguli önce stopta var. İki golde de sol iç olarak Berkan oraya giriyor. Berkan'ı hem önde baskı kozu olarak düşünüyor çabuk topu geri kazanmak, önde pres için. Hem de bu sol iç rolüyle hücumda orada bir asimetri yaratma kozu olarak düşünüyor. Şimdi nasıl yorumlayayım bunu? Ee, tarif ettiği model doğru. O modele uygun ideal oyuncu Berkan mı? Daha iyisi olsun ister de muhtemelen. Muhtemelen. Ama şu an eldekiler için de herhalde en uygun onu görüyor. E bir de yerli oynatma mecburiyetinde var. Takımı biz kurmadık. Eldeki oyunculara uygun bir taktik seçmemiz gerekiyor. Cümlesi de var. Bir de İngilizce konuşuyor ee, Torrent süper olmasa da İngilizce konuşuyor. Muhtemelen Berkan da konuşuyor. Söylediklerini ona muhtemelen daha iyi aktardığını hissediyor. Bu önemlidir. Yani bir ülkeye yeni geldiyseniz Kuntz'la Kenan Karaman arasındaki ilişki gibi. Diyor ki antrenmanlara bana çok yardımcı olun. Niye? İkisi de Almanca konuşuyorlar. Kenan taktiksel olarak söylenleri iyi anlıyor ve iyi aktarıyor arkadaşlarına. Dolayısıyla Kuntz da iyi hissediyor. Kenan'ın etrafında olmasını hoşlanıyor. Torrentle Berkan arasında şüphesiz ki böyle bir ilişki oluşmuş olabilir. Özellikle yani Taylan Berkan ikilisi sorunuz ama Berkan konusunda böyle hissediyor olabilir. Tabii şöyle bir detay da var konuşmanın için. Bu takımı biz kurmadık. Hani Doğru. Bu oyunu oynamak istiyoruz ama bu oyuna uygun oyuncular elinde var mı? Bununla ilgili bir sinyal vermiyor. Belki de bu takımı kendim kurmadım derken kastetti o. Maksimum verim almaya çalışıyorum. Gönül isterdi ki benim oyunuma daha uygun oyuncu elimde olsun ama şu anda yok mevcutlardan da ürün olarak bunu ortaya koyabiliyorum. Dolayısıyla gelecek sezon birkaç takviyeyle belki de Torrent'in oynamak istediği oyuna daha uygun bir oyuncu grubu belki kurulabilir. Onu da hani bir transfer sezonunda görmek lazım Torrent'i. Nasıl değerlendirecek bu transfer sezonu. Tekrar şu konuya döneceğim bu sözlerin üzerine. Gazetenin önermesi, gazetenin tezi, haberin tezi şu. Gomiz'i tasarruflu kullanmak istiyor. Demin bir antitez koymaya çalıştık ortaya. Eee ilk yarıda da başlayabilirsin. Yorulduğu evet. zaman çıkarabilirsin. Neden? Bunun altını dolduralım ki bakalım sentez diyebilecek miyiz? Eee Gomiz girdikten sonra işler değişiyor. Kesinlikle. Senin topa sahip olman da değişiyor. Senin atak sürekliliğini sağlaman da değişiyor. Orta sahadaki oyuncu sayın da artıyor. Ceza sahasındaki oyuncu sayın da artıyor. Doğru mu değil mi? Doğru. Kesinlikle. O zaman böyle başlamak daha mantıklı değil mi? Daha kısa bir süre içerisinde sıkıştırılmış bir şekilde heyecanı, stresi yüksek tutmak yerine böyle başlamak daha mantıklı değil mi? Ne dersiniz? Mantıklı bence çünkü özellikle özellikle de çünkü Göstübeberi zaman aşağıda... Bu bizim ekstra özel bir durumu yoksa. Geri döndünüz, geri dönemeye de bilirdiniz. E, e, öyle. Yani tamam... E... Goller attınız. Skor 2-0'dan 2-1'den 3-2'ye 4-2'ye geldi. Ama futbol bu. İşler istediğiniz gibi gitti biraz da. Biraz da şans da Galatasaray'ın yanındaydı. Bu maçlarda geri dönülebildi Gomis girdikten sonra. Ayrıca Gomis'in bence şöyle bir avantajı var. Lider karakter. Sağda olduğu zaman herkesin ritminin tonu değişiyor. O penaltı kazanıldı. Gomis ilkini kaçırmıştı Rize maçında. O kritik bir penaltıydı. Bir ben atmak istiyorum diyebilirdi. Hiç kimse itiraz edemezdi. Tahtaya birinci penaltı olarak yazılmış. Kendisi atmıyor. İki, Çikal o yanına geliyor. Ben değil miyim? Bu takımın penaltıcısı sen yokken ben vardım diyor. Gomis Babel'i işaret ediyor. Babel daha deneyimli. Gomis'in işaret ettiği kişi atıyor. Aynı zamanda sağ içi lider. Bu tarz durumlarda da inisiyatif alıyor. Galatasaray'ın da sanki genç de bir takım. Çok fazla genç oyuncusu var. Sağ içinde bu tarz oyunu içeriden okuyabilecek, kararlar alabilecek lidere ihtiyacı var gibi görünüyor. Ben Gomis'in zaten başlasa yorulacağını da düşünmüyorum. Yani yorulduğu zaman alırsınız. <laughs> evet bu bir tez ama yorulacak mı bakalım? Yani Gomis'in fiziksel olarak bence seviyesi de iyi. Fiziksel seviyesi eksik gibi de gelmedi bana. Ki Türkiye'ye 3 kişilik e ekiple gelen bir adam. Fizyoterapisini, kişisel hocasını ve aşçısını yanında getiren bir adam. Yani bu kadar işine sadık, bu kadar işini seven, bunun için masraf eden bir adam. Bunda bu isimleri, bu çalışanları niye getirirsin yanında? Niye taşırsın? Standartını bozmamak için. Öngörebileceğin sıkıntıları bertaraf edebilmek için. Bir belli bir diyeti vardır. Bunun için aşçısını yanında getirir. Belli bir çalışma modeli vardır. Yıllardır beraber çalıştığı adam hangi idmana nasıl cevap verdi? Yani ben bunu yapıyorum. Gittiğim yerde de bir düşüş yaşamayayım diye. Çok evet. mantıklı değil mi? Ya bu zade, sadece bunun göstergesi değil mi? Kesinlikle. Ve onların maaşlarını kendisi veriyor. Onlara ev tuttu. Üç kişiye. Kirasını kendisi ödüyor. Burada aldığı maaş Arabistan'da aldığı maaş gibi değil. Arabistan'da 10 milyon euro yakın kazanıyormuş. Burada sanırım 1,5 yıl için 2,5 milyon euro mu öyle bir şey yani. Arabistan'da kıyasladığın zaman gelir dilimi de bayağı düştü. Ama buna rağmen o standartını kaybetmemek için de 3 tane personeli getirmiş. Büyük profesyonellik. Gerçekten öyle. Büyük profesyonellik. E, kariyerinin ilk e, Türkiye'deki kariyerinin ilk Türkiye macerası ve tek kare gelişinde de hakikaten e, futbol severleri etkilemeye devam eden bir profesyonelliğiyle etkilemeye devam eden oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla yani Gomis'te de başlanabilir ve oyuna ilk 45 dakikaları boşa geçirme cümlesini de ortadan kaldırabilir. Bir şey olarak, fikir olarak, sentez olarak bu sonuca varabilir miyiz? Varabiliriz. Uzakta bir ihtimal Mustafa deniyor. Muhammed de iyi profesyonel bu arada. Oyuna sonradan girdiğinde Mustafa Muhammed de tesir bir oyuncu. Yani küsen bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla. Çünkü 15 dakikada oynasa 20 dakikada oynasa %100'ünü veriyor. O pencereden de düşünüyorum. Hani Gomis başlasan iş, işleri gibi gitmezse Mustafa Muhammed dönebilirsin. E, yüksek oynamak zorunda kalıyorsun bazen. Önde baskı olunda yüksek oyunda Gomis sana katkı yapar. E, Mustafa Muhammed daha toplarında iyi ama Gomis daha iyi savaşıyor stoperlere. Daha iyi pozisyon alıyor alanını daha iyi muhafaza ediyor gibi geliyor bana. Pas oyunu oynuyorsun. Pas oyununda da Gomis orta saha oyuncusu gibi gelip kuruluma yardım eder, seti başlatır, gider bitirir. Her türlü özelliği var. Ha. Dediğim gibi bilmediğimiz ortada bir veri söz Yok, konusuysa söyle. Gomis kendisi 45 dakika oynayabilir durumdayım demiyorsa bu hocanın tercihi ise tüm bu yorumlarımız. Eee Dolayısıyla Bafet ile bir Galatasaray ilk 11'de başladığını bir görmek lazım. Bafet'in bir gomis sadece kendi takımı değil, rakibi de ciddi manada etkileyen bir oyun. Doğru. Rakip Konyaspor, Trabzonspor bugüne kadar, pardon Konyaspor maçına kadar maçların son bölümünde gol yememiş bir ekipti. Bunu tek yapabilen ligimizde Konyaspor oldu. Konyaspor ligimizin ikincisi Konyaspor, e, Uğur Melekin'in tabiriyle telepatik futbol oynayabilen. Bu işi keyifle yapıp daha iyi noktaya taşımaya çalışan, tamam biz olduk. Böyle yaparız. Her şeyi kazanırız değil. Gelişmeye devam etmeye çalışan bir ekip hocasıyla, oyuncularıyla. Dolayısıyla kolay bir maç değil. Kolay bir rakip hiç değil. Hiç. Değil. İttifak Holding Konya Spor. O yüzden Buffett'in bir gol başlamak sanki hem kendi takım açısından hem rakip açısından daha mantıklı olabilir. Buna mukabil Konya için ne öngörürsünüz? Alanya 5-1 yenildiklerine kimse aldanmasın. Evet aldanmasın. bir gerileme var. Muhakkak ki moral, mental seviyeleri düştü ama aslında oyun standartları çok düşmedi. Bir, hala topa sahip olmayı istiyorlar. Hala geriden pasta çıkıyorlar. Hala örerek gitmeye çalışıyorlar. Bundan vazgeçmediler. Zaten Alanya'dan yedikleri iki gol de o yüzden savunmada oyun kurarken yaptıkları hatalardan. İki, hala önde baskı yapıyorlar. Galatasaray'ı ilk yarıda çok zor durumlara düşürmüşlerdi. İlgin ilk maçta. Dominic Torrent muhakkak izlemiştir. Zaten uzmanlığı o. Rakip analizi. Büyük bir ihtimalle zorlayacaklar Galatasaray savunmasını oyun kurarken ve Penya yine o 40 metrelik 50 metrelik pasları atmak zorunda kalacak. Konya o anlamda Galatasaray'ı zor durumda bırakır. Ama Penya da çok iyi kullanıyor o topları. Doğru. O açıdan da belki Gomis'i kullanmak, Gomis'le başlamak avantaj olabilir. Çünkü Penya, Mustafa Muhammed ve Babel'le denedi bu bağları. Onlar da yapıyor ama Gomis daha iyi yapar. Üç, son bölümde de ayakta kalan yüksek dirençli bir takım Konya. Galatasaray'a karşı da ligin ilk yarısında 1-0 gerideydiler. İkinci yarıda nefes aldırmadılar. Nefes aldıma. Galatasaray topa dokunamadı. Tamamen tek taraflı bir maç oynandı ve tek eksikleri goldü. Hani Galatasaray öne geçerse de Konya Son bölümü de iyi oynayan bir takım. Fiziksel olarak hani 100 dakika ayakta kaldık diyor ya Domelekt Torrent. Göstöverize'ye karşı ayakta kaldın. Ama Konya'da ciddi bir fiziksel test. O anlamda de seni zorlar. Tüm bu fiziksel ve taktiksel hazırlığı Galatasaray mükemmele yakın yapmak zorunda. zafiyet gösterirse Konya fatura kesebilir. Konya kolay gol yiyen bir takımda değil. Alanya'dan 5 gol yerinde dediğim gibi aldanmamak lazım. Onun önceki maçlarına bakın. 3 tane 1-0 kazanmıştı. Sonra Trabzon'un iki gol yedi. Ve ligin de şu anda hala az gol yayan takımlarından biri. Son maçta 5 gol yemiş olmasına rağmen 29 gol gördü kalesinde. Aslında hala o 5 gol çıkarsan 24'tü. Doğru. Ve Trabzon 20, Başakşehir 26. Başka yok yani. Bir de Adana Adana'da Demir 27 ama 5 gol çıkarsan 24 yani. Doğru. Bir maçı çıkarsan hala Trabzon'dan sonra ligin en az gol yiyen 20'de takım. 20'li olan yok özetle. Başka yok evet. evet. Konya Spor hala ligin az gol yayan takımlarından biri. O yüzden Galatasaray'ın Göztepe'ye 3 attı, Rize'ye 4 attı. Konya'ya karşı o kadar çok pozisyon, o kadar çok gol fırsatı bulamayabilirsiniz. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Bir sonraki sayfamız Sabah Gazetesi'nden. Değerli izleyenler Domenek Tore'nin prensi Berkan. Galatasaray'ın orta sahasında yeri garanti olan tek isim var o da Berkan Kutlu. Taraftar eleştirse de Domenek Toren oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlıyor dedi ki Uğur Melek'e zaten ayrıntılarıyla az önce değerlendirdi. Üst tarafta Kerem Aktürkoğlu gider Yunus Akgün gelir. Kötü geçen sezonda 9 gol 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu. Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi ki son derece normaldir. İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun bon servisi 15 milyon euro olarak belirlendi. Yönetim Yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu Yunus Akgün. Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak. Bu önermeye itirazım var. Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkatleri üzerine topladıysa Yunus Akgün de performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Bir hocası Vincenzo Montella, iki Balotelli ile aynı takımda oynuyor, üç Vargas da aynı takımda oynuyor. Tabii. Yunus yani da pekala Kerem, Avrupa ilgisini çekmiş. İlgisini çektiyse Yunus'un da çekmiş olması son derece normaldir. Doğaldır yani. Dolayısıyla bu şeye çok güvenmemek lazım. Yani Kerem giderse Yunus Göre bir bak ikisi de gitmiş olabilir. Ya da ikisi de kalmış. Ya ikisi de kalmış olabilir elbette. İleride de, de gidebilirler. Haber çok doğrultusunda söyledim. Ederim, çok evet. doğru haklısınız. Berkan'la alakalı bu başlıkla alakalı anlattınız zaten. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla Galatasaray'ın bu yaz yapacağı en iyi transfer Okan, Yunus, Emrah Akbaba gibi kiralık oyuncuların dönüşü olur. Emre Baba'yı unuttuk tabii. Evet. Çünkü inan bana Torrent'in sisteminde de Emrak Baba daha fonksiyon olur. Onu 8 numara gibi kullanır. Emre hem çok koşan bir oyuncu hem de yaratan bir oyuncu. Asisti olan, golü olan, orta mesafe şutu olan. Galatasaray'ın şu an 8 numara seçeneklerine baktığın zaman Emre tipinde oyuncunun Çikaldao var diye düşünüyorduk ama Çikaldao o kadar geriledi ki o kadar o 3. bölgeye az atmaya ve denemeye başladık. ilk geldiği gibi değil. Dolayısıyla şu anda Galatasaray o tipte tip bir 8 numara yok. Ee, bu pencereden baktığın zaman Emre de Torrent'in seveceği türden bir oyuncu. Yunus zaten e, sana bir ileri üçlü seti vaat ediyor. Yunus ve Kerem Çok kalırsa doğru. ortaya da bir Santifor koyduğun zaman idealleri üçünü bulmuş oluyorsun. Hem golcü özelliği var Yunus ve Kerem'in hem de asistleriyle Santifor'a besleme şansları var. O zaman ister 4-3 oynarsın ister 3-4-3 oynarsın. Böyle bir üçlüye kaldığın zaman sana taktiksel elastikiyet de kazandırır. Ki Galatasaray'ın bekleri de 3-4-3 oynamaya müsait gerek Saşa Boyu olsun, gerek Patrick Fananolt olsun. ileri geri 100 metre oynayabilecek oyuncular. Ofansif katkıları da yüksek. Ee, Galatasaray'ın geleceği sezonki en iyi transferi Okan Emre Yunus'un geri dönmeleri ve işte Kerem gibi, Nelson gibi, Marka gibi, Çıkaldağ gibi omurgalarını da muhafaza etmeli olur. İttifak Holding Konya Spor'la alakalı takımın en etkili isimlerinden bir tanesi Sabekleri Skubic. Son haftalarda bir düşüş gözlemlediniz mi? Ben bunu soracağım kaç zamandır size. Yayın dışında da soramadım bir türlü. Ee, hiç öyle bir şey gözlemlediniz mi? Sanki son bir aydır biraz her zamanki performansından uzak. Hem savunmada hem hücumda. Biraz kafamı karıştı acaba diye düşündüm açıkçası. Ama sadece benim gözlerimi bilmiyorum katılır mısınız? Belki ben yanlış gözlemlemişimdir. Şimdi Scooby çok ilerleyen yaşında milli takıma da gitti. Türkiye'de adeta yeniden doğdu. Dolayısıyla Konya Sporun da çok başarılı bir transferi getirdiği ve birkaç yaşını geliştirdiği dünya futbolu vitrinde sunduğu bir oyuncu. kontratına bakayım. Hani yaşı itibariyle de ya bir transfer daha yapabilir ya da yapamaz artık 32-33 yaşında. Dolayısıyla Scoob için bundan sonra atacağı maksimum bir imza daha var. Daha yok. Tahmin ettiğim gibi hiç yanılmadım. Sezon sonunda kontratı bitiyormuş. Hmm. Dolayısıyla Skubic de şimdi hani uzun zamandır Konyaspor'da. Spor'da. Umarız Konya Spor'da kalmaya devam eder. Bu ligin değerlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, şu milli takımla ilgili, Sloven milli takımı ile ilgili de yakın zamanda da zaten oynuyordu. Hala oynuyor olduğunu düşünüyorum. Ha, en son Eylül 2021'de Hıvatistan maçında oynamış. Ee, Ekim-Kasım maçlarında kadroda yokmuş. Orada da gösterdiği performanslarla belki uluslararası kamuoyunun ilgisini çekmiş, dikkatini çekmiş olabilir. Milli takıma ilk gidişi de 2015, ilk defa oynayışı da Mart 2016. Zaten Konyaspor'a geldikten sonra milli takımın düzenli oyuncusu olmuş. Bu şartlar çerçevesinde elimde bu konuda bilgi olmakta birlikte, Skoob'e büyük saygıyla birlikte belki de kontrat sezonu olması. Aklını karışmış olabilir mi? Hepimiz yaşayabiliriz. Hepimiz insanız. Mutlaka. Öyle bir durum olabilir. Tabii Konya'daki bütün olarak gerileme, skor bulamama, son dönemde peş peşe gelen puan kayıpları biraz o herkesin de performansını bir kademe tabii geri çekti. Zor bir maç her iki takım içinde. İttifak Holding, Konya Spor, Galatasaray eşleşmesi. Maçın kilit adamı bence Bafet'in bir Gomis. Kilit adamı demeyelim. Kilit tercihi Gomis olacaktır. Oyuna 11'i mi başlayacak sonradan mı girecek? Benim fikrim e, o yönde. Yarın hep birlikte izleyip göreceğiz. Uğur Bey araya gideceğim. Tabii. Sonra da e, Türk ya da Türk asıllı futbolcularımız yurt dışında kendi takımlarında Avrupa'da neler yapmış ona bakacağız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? 2022'de henüz Buyurun. asist yapmamış. Skubic evet. İşte sezonun ya, bir... ilk bölümünde 3 asisti varmış. Tabi yapsa asist yapsa gol katkısı yapsa biraz da o olurdu. Bir düşüş var sanki. Bir de son bölümde Konya 4 maç 1 puan 3 yenilgi aldı. Kalesinde 4 maçta 7 gol gördü. Çok alışık değil. Bütün bunlar tabii birey birey herkesi de biraz geri çekmiştir. Diyelim ve araya gidelim. Değerli izleyenler söylediğimiz gibi ara, aranın ardından e, lejyonerler e, geride bıraktığımız haftayı nasıl geçirdi ona bakacağız. Değerli izleyenler tekrar birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftada Avrupa'da oynayan Türk ya da Türk asıllı futbolcular nasıl bir performans sergiledi ona bakacağız. Şimdi ilk olarak grafiğimiz gelsin, ilk sayfamız gelsin ekranlarınıza. Geride bıraktığımız haftada en çok gol atan oyuncular listesi. İspanya'da bakıyorsun. Gol krallığı listesi. Özür dilerim. La Liga'da gol krallığı listesi Karim Benzema birinci sırada ve Enes Ünal ikinci sırada muazzam bir performans sergiliyor maşallah diyelim ee, Enes Ünal için. Sezona belki çok hızlı başlayamadı. Ancak sonrasında Granada maçıyla beraber herhalde açıldığını söyleyebiliriz. Granada maçında bir, Espanyol maçında iki, Kadiz maçında bir, Alaves bir, Real Madrid'e karşı bir, e, ikinci maçta Granada'ya ve son maçlarda Levante'ye iki, Atletico Madrid'e iki ve Alaves maçında da oynadığı en son maçta da yine iki gol atmayı toplamda 13 gole ulaşmaya başardı. Bravo. Müthiş. Değil müthiş mi? bir istatistik. Enes yani cana Günden tebrik ederiz. Milli Santrforumuzu Hetafe'de bir antrenör değişikliği oldu. Michel'in yerine Kike Sanchez Flores geldi. İlk yarının ortalarında. O geldikten sonra özellikle Enes sürekli ilk 11 oynamaya ve performansını artırmaya başladı. Enes'le ilgili benim hissettiğim çift santrifor oynayan takımlarda da daha başarılı oluyor. Tek santrifor oynadığında biraz daha verimi düşüyor, biraz da hissesiz düşüyor. Ama Hetafe Michel'le son bölümde tek santrifor oynuyordu. Michel kovulmadan önce ve Enes de çok fazla şans bulamıyordu. Kike Sanchez Flores geldi. Çift santifora döndü. Hatta çift santifora döndüğü için belki de takımı üçlü savunmaya döndürdü. 3-5-2 gibi oynuyorlar. Ve Enes'in performansı inanılmaz arttı. Sıfır goldü Mişel'le. 13 golün tamamını Kike Sanchez Flores döneminde attı. Yani bir oyuncunun performansını bir antrenör ne kadar değiştirebilir? Onun da kanıtı. Milli takımımız için de direkt oynamasa bile çift santifora oynayacağımız bölümlerde ikinci santrforumuz olarak önemli bir gol silahı. Kesinlikle şey e, ilk opsiyon olabilir bundan sonra. Konusunda mil takıma davet edeceğini düşünüyorum zaten. Peki yine şeyle alakalı olarak Enes Ünal'la alakalı olarak attığı gol ile gol beklentisi arasındaki farklara baktı sevgili editörümüz Tolga Kuru. 2021-22 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde. Enes'in attığı gol 13. Enes'in ürettiği gol beklentisi ise 6.94. Evet. İki katı ürettiği gol beklentisinin iki katı skor bulmuş. Bravo. Aynen öyle. Çok zor goller attı. Taç çizgisinin oralardan attı. Röveşat'ı e attı. Fantastik gollerle İspanya kamuoyuna dikkatini çek. Nazar değmesin. Giovanni Simeone de Atletico Madrid hocasının oğlu. O da öyledir. Bir maçta büyüdü mü büyür zaten. Devam eder. iki tane, üç tane tamamlar. Zor yerlerden atar. Vlaovic zaten Juventus'a gelir gelmez ilk golü çaprazdan fantastik zor bir noktadan muhtemel xG'si çok düşük bir yerden attı. Muhtemel. Onu oralarda görmek, en sonra oralarda görmek gerçekten gurur verici. Bize daha büyük hayaller kurduruyor. Zaten okuyan, araştıran, öğrenen, iyi bir aile hayatı olan, kendi geliştirmeye çalışan bir genç adam. Her zaman bu sinyalleri veriyordu, umutları veriyordu. O umutları bir türlü realize edememişti. Nihayet realize etti bizi de e, çok gururlandırıyor, çok umutlandırıyor gelecekle ilgili daha fazlasını da yapabilir. Rejiden de e, da yine Bursa Spor üretimi Aynen öyle. diye. Aynen öyle. Bursa Spor 16-17 yaşında oynattı onu, şans verdi. Sezonun son bölümünde bayağı ilk 11 oyunu. Sonra Şenol Güneş geldi. Fernanda oldu sezonda aynı zamanda. Çok oynatmadılar Enes'i. Sonra da gitti. E, Manchester City'ye onu önce kiraladı. Sonra sattı çok fazla dolaştı. Hani genç yaşında bu kadar çok takıma gitmiş olmak bazen dezavantajdır ama en sonu avantaja çevirdi. Öğrenmeye çevirdi. Bu öğrenmenin sonucu olarak da bugün bu kadar başarılı. Çok farklı kentler gördü, çok farklı kültürler, çok farklı lisanlar, çok fazla tek direktör. Ama bunları avantaja çevirdi. Şu anda hani hatırlayamayan izleyicilerimiz için ben hatırlatayım. Bursa Spor'dan Manchester City'ye gittikten sonra Genk'e kiralandı. Nakbrada'ya kiralandı. Twente'ye kiralandı. Sonra Villarreal'e satıldı. Villarreal, Levante'ye kiraladı. Valladolid'e kiraladı. Şimdi Hetafe'ye sattı. 24 yaşında bir futbolcu için değil mi? Çok sayıda deneyim yaşadı. Çok sayıda ülke, çok sayıda takım. Yani kaç ülke, kaç takım? İngiltere 1, Belçika 2, Hollanda 3, İspanya 4. 4 farklı ülkede City 1, Genk 2, NAC 3, Twente 4, Villarreal 5, Levante 6, Valladolid 7, Hetafe 8. Bursa Spor'da katarsam 5 farklı ülkede 9 farklı kulüp gördü. 24 yaşında bunu da avantaja çevirdi. Gerçekten maşallah diyelim, tebrik ederim. Daha da iyi noktaya getirecektir bu performansının devamıyla. Peki diğer oyuncularımızda durum nedir? Bakalım Enes Ünal'ı söyledik. En son Alavez maçında iki gol attı. Okay Yokuşlu. Okay Yokuşlu için işler çok iyi gitmiyor. Çok fazla ee, nasıl diyelim forma şansı bulmakta zorlanıyor. Son maçta Alavez maçında ee, yedek oynadı. Kadiz'de 61 dakika. Atletico Madrid'e karşı 35 dakika. Levante maçında yedek. Sevilla maçında hiç ee, kadroya da alınmamış. Osasuna maçında 11. Geriye doğru gidiyorum e, Sosyalat maçında yedek. Bir tek Betis maçında bu sezon ilk defa 90 dakika oynamış. ilk defa ve bir tane. Peki gitmediğini söyleyebiliriz Okay yokuşluğu için. Cengiz Ünder yoluna e, devam ediyor. Okay için şunu söyleyelim. Bur Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Etafe'ye. Zaten Selta'da bir yıl kontratı kalmıştı. Dolayısıyla yaz transfer döneminde Kike Sanchez Flores onu kadrosa katmak isterse çok büyük bir bonservis ödemek zorunda kalmaz. Öbür tarafta zaten bir yıl kontratı kalmış. Sert'e kullanmamış. Hetafe de ligde kalacak gibi görünüyor. Hani şu form durumuyla La Liga'da kalacağını tahmin ediyoruz, varsayıyoruz. Bu koşullarda umarız hani Kike Sanchez Flores ile devam etmek ister. Sezon sonu belki de o opsiyonu kullanırlar. Satın alma opsiyonu kullanırlar. Yine de bir umut var. Cengiz Ünder dediğimiz gibi maşallah forma giymeye devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu 6 gol 9 asist değil mi? Takımın Değil mi? Hem merkez merkez orta sahada bu sezon oynadığı maçların büyük bölümü ligde tamamına yakın. Doğru. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 22-23 maç merkez orta saha oynamıştı. 10 numarada oynadı ama büyük oranda. Şimdi 10 numaraya yer yok zaten. 10 numaraya yer savunmada. yok savunmada. Evet. 3-5-2'de sol iç sağ iç rolü var. Oralarda oynuyor. 4'lü oynadığı zaman 10 numaraya rol var. Hakan da artık dönüştü. Dönüştü. 8 numaraya dönüştü. iki yönlü oynuyor. Zaten milli takımda da son maçımızda öyle oynadı. Orta sahada e, bayağı bildiğin iki yönlü orta saha rolüyle oynadı. Çok top kazandı, çok top kesti, çok hücum kesti. Biz Hakan'ı tanıyamadık yani. Vay be Hakan <laughs> bu özelliklerini ortaya çıkart dedi. Gurur duyduk tabii. Merih Demiral bildiğiniz gibi 90 dakika takımında oynamaya devam ediyor. Ama bu hafta e, cezalı olduğu için. Sampdoria maçında sarı kart cezası olduğu için oynamadı. Mert Müldür. Abi bir önceki maçta Merih... Vlaovic'e karşı oynadı. Çok da başarılı oldu. İtalyan kamuoyunda çok takdirini kazandı. Vlaovic'e karşı gösterdiği performans. Yani oynadığı zaman bir şey yoksa eğer bir sakatlı devre 90 dakika süre alıyor zaten. Takımında. Çünkü öyle yorumladılar. Juventus maçında hani Vlaovic'i tutmak zordur. Fiziksel olarak da kuvvetli. Akıllı da doğru pozisyon da alıyor. İtalyan kamuoyu öyle yorumladı. Yani Vlaovic'le böyle iyi mücadele veren ve Vlaovic'i etkisiz hale getirebilen bir stoper özeldir diye yorumladılar. Hakikaten de öyle. Onu da Maşallah. yani, evet son maçta oynamadı ama daha önce çok takdir toplamıştı. Mert Müldür dedi ki Mert Müldür de yine 90 dakika süre aldı takımında Sassuolo'da. Son dönemde kaç maç oldu? Uğur Bey bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 maçtır 90 dakika süre alıyor. Çok özel bir oyuncu bence Mert Müldür. Hani onun hakkını yeterince teslim etmenimizi düşünüyorum ben. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda da hatırlayın son müsabakada üstelik kendi yeri olmayan pozisyonda e, sol tarafta çok etkili oynamıştı. İsviçre'ye karşı ayakta kalan tek oyuncumuz olmuştu. Çok özgüveni yüksek. 99'lu henüz 22 yaşında, 23 olacak. E, üst seviye deneyimler kazandı. Stoper oynayabiliyor, sol bek oynayabiliyor. Orijinal pozisyonu sağ bek olmasına rağmen savunmanın her yerinde değerlendirebileceğim bir oyuncu ihtiyaç halinde. Hücuma çıkışları çok akılcı yapıyor. Çok realist yapıyor e, Sassuolo gibi bir takımda olması da şans. Önce antrenör değişikliği yolunda bir ara formasını kaybetti Mert Müldür ama e, zamanla kendini tekrar kanıtladı. Bu da ne kadar mental olarak güçlü olduğunu gösterir. E, Dionisi geldiğinde 40 yaşındaki o da Umut Vadem bir tek direktör. Dionisi geldiğinde ilk olarak kafadan Mert'i oynatmamıştı çünkü dörtlü savunmaya dönmüştü. Dörtlü savunmaya döndükten sonra da Mert Müldür'e sürekli forma vermemişti. Ama Mert söke söke aldı o formayı. Kendini Dionysia'da kanıtladı. Koray Günter ve Deniz Ündav ikisi de e, Koray Günter Hellas Verona'da. E, Deniz Ündav da Senjiloaz'da. Sarı kart cezalısıydı. Bu hafta oynamadı. E, maşallah ikisi de forma yani Koray Günter de 90 dakika forma alıyor. Takımında bir sakatlığı ya da cezası yoksa. Deniz Ündav zaten ne yaptı? 20, 20 gol oldu mu? 20 gol Evet, sanırım asist, 10 asist. 20 gol 10 asist. Yani i̇lk sırada Frey'le ile beraber gol krallığında 20'şer golle. Evet. 20 gol 10 asist. Çampiyonluğa gidiyorlar. Maşallah. Peri Masalı yazıyorlar diyorduk. Artık yazdılar diyebiliriz. <laughs> Çünkü 6 maç kaldı sadece. Hayır 5 maç kaldı ligin bitmesine ve Bruges'ün 7 puan önündeler. Bir sonraki yine şeyden bahsetmişken gençlerden bahsetmişken Cenk Özkaçar. Tabii sonra playoff o, olacak. Ben o, Luen takımında. Genç kardeşimiz Türkiye'den e, gidip de İzmir'den altyapıdan çıkıp da, evet, alt yapısından altın ordu. Sonra alt ay Cenk 6 altın ay, ordu aynen, değil altay. Aynen. Ve orada gidip takımında 90 dakika hiç aksatmadan süre almayı başarıyor. Tebrik edelim sevgili Cenk Öztürk. Lyon'un oyuncusu Kaç aslında. Kaç 2000'li galiba Cenk'te değil mi? O da küçük çok küçük yaşta 20, gitti. 20, 21, 21, 21 yaşında, yaşında. Lyon transfer etti. E doğal olarak Lyon'da sürekli forma şansı bulamadı. Kupada bir şans verdiler. Kaç doğumlu? Kaçmış? 2000 2000. 2000, 2000 tamam. Teşekkür ederiz. Ee, Belçika ligine kiraladılar doğal olarak. Belçika liginde hiç eksiksiz hemen hemen her maç hani bir cezası, sakatlığı, şosu, yoksa 90 dakika oynuyor. Evet, maşallah. Ee, Ümit Milli Takımımızın da oyuncusu. A milli takımında geniş stoper havuzunda olan bir oyuncu tabii ki. Nazar değmesin. Bir sonraki sayfa demin geldi ekrana. E, ikinci sayfamızın birinci sırasında Yusuf Yazıcı var. Takımına gitti. Yeni takımına Rusya'ya, Spartak Moskova'ya 75 dakika süre aldı ve oyununu bir golle tamamladı. Fırkik golü süper bir gol attı. Bir Yusuf trademark, tescilli Yusuf golü diyebileceğimiz. Hani topa gelişinden nereye vuracağını o iki direğin birleştiği yere çat diye ses geleceğini hissediyorsunuz zaten. Gezal'ın imza şutu gibi Yusuf'un da imza öyle. şutu değil mi? Aynen öyle. İmza şutunu attı. Maçında oyuncu seçilmiş. CSK'da şampiyonluk yarışının içinde 6 puan var yanılmıyorsam liderli aralarında. Hani o da sevindirici bir yarışın içinde olması CSK'yla. Ama tabii Rusya liginin akıbeti bir talihsizlik Yusuf için. Rejimiz yine bak. Golanını getirdik. Evet, yani. İmza vuruşu, vuruşu değil mi? İmza Müthiş. vuruşu. Zaten vücudun duruşu bak. Ee, sağ ayağının konumuna ve şekline bak. Kasa hafızası işini yapmış değil mi? Evet. Sol ayağına değil, vuran ayağına değil de sağ ayağına bak. Sağ ayağını topun yanına koyuyor. Tam imzasına. Sol ayağıyla o vuruşu zaten artık ezbere yapıyor. Burak Yılmaz, Lyon maçında oynamadı. Zeki Çelik 90 dakika süre aldı. Çağlar Soyuncu... Ee... Çağlar Soyuncu. Heh. oynadı. Oynadı. Yine süre sakatlık ha, sakatlık dönemine baktım. Manchester City, Liverpool, Norwich ve Everton 4 maç kaçırdı. Ondan sonra da bir daha e, arkasına bakmadı. Bir sakatlık yaşamadı. Chelsea maçı ertelenmişti değil mi? Ertelendi. Onun Doğrudur. oynanacağı bekleniyor ama onun dışında yine takımında süre Çağlar soyuncu cephesinde yeni bir şey yok yani maşallah. O da lokomotif gibi devam ediyor. Ozan, Cenk Tosun oynamadı. Bu sezon çok hedefe yönelemedi Leicester. Alıştığımız gibi şampiyonarlık pozisyonunu zorlayamadı. İki sene üstü zorlamışlardı. Son anda kaybetmişlerdi şampiyonarlık pozisyonlarını. Ama Brandon Rodgers bir dönüşüm olacak diyor. Sezon sonu çok oyuncu gidecek, çok oyuncu gelecek. Eldeki imkanlar çerçevesinde bir şehir değiştireceğiz takımda diyor. Ama Çağlar tabii ki takımın omurga oyuncularından bir tanesi. Belki de e, gelecekteki kaptanı Leicester City'nin. Nazar değmesin. O Leicester'ın ana oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Zaten bir yıl daha kontratı var 2023'ü sonuna kadar. İşlerim pek de iyi gitmedi genç kardeşlerimizden birisi. Ozan Kabak diyebilir miyiz acaba? Şimdi baktım en son Arsenal maçında oynamış. Kaç maçtır üst üste e, forma giymemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ertelenen Leicester maçı var. 8, Crystal Palace. 9 maçtır ya yedek ya kadroya alınmamış en son Arsenal maçında 9 hafta önce. Evet. Süre almış. Tabii Norwich'te bir kan değişimi oldu. Ee, Dean Smith geldi göreve. Değerli bir tek direktördür. Hareketlik de kattı Norwich'e doğrusu söylemek gerekirse. Kümede kalabilirler mi? Zor. İtiraf etmek gerekirse. Çünkü bakıyorum hani ligdeki takımlara Norwich düşmese, Watford düşmese kim düşecek diye bakıyorum. Düşecek takım bulamıyorum. <laughs> Gerçekten Everton mu düşecek? Newcastle United Yani mümkün değil. Kadroları çok iyi. Everton, Newcastle belki oralardalar ama onların tırmanacağını, oralardan kurtulacağını hissediyorsunuz. Ama Norwich nasıl kurtulacak bu kadro kalitesiyle? Muhtemelen kurtulamayacak. Dean Smith bir şeyleri değiştirse de, oyun anlamında umut vaat etseler de, Liverpool'a karşı bile ayakta kalsalar da e, ligde kalmaları çok zor. Ozan da bakalım sezon sonu rotası ne olacak? Orkun Kökçü yine maşallah tip hatta şöyle tahtaya vuracağız. Kaç gol oldu? 6, 8 mi? 6 mı? Kaç gol? 6 gol, 8 asist. Hem orta sahada takımın dinamosu hem de gol ve asistleriyle skor yüküne de 14 golde doğrudan ve dolaylı olarak katkı vermiş. Biz milli takımda çok fazla göremedik. Hatta çoğu zaman ya bu Orkun Kökçü ne iş yapar diye de soruldu edildi. Ama Hollanda'da tam gaz yoluna devam ediyor. Şimdi edildi. hocam Cenk 2000'li dedik. Ozan Kabak da 2000'li. Doğru. Orkun da 2000'li. Ya öyle harika bir e, yeni nesil yakaladık ki nazar değmesin. Daha bu çocuklar 2000'li 21-22 yaşında yani. 21 yaşında çoğu. Önlerinde çok parlak bir gelecek var. Ozan Kabak da sakın üzülmesin. Cenk de gayet iyi gidiyor. Orkun da gayet iyi gidiyor. Bunlar uzun süre bizim amili takımıza hizmet edecekler. Orkun Kökçü ile kazandığımız için Feyenoord'un 10 numarasını milli takımımızda yer aldığı için çok mutluyuz. Orkun Hollanda Ligi'nde ayın oyuncusu seçildi değil mi? Orkun evet evet. Yanılmıyorsam Doğru. çok da iyi gidiyor. Nazar değmesin. Oyunu yönlendiriyor. Oyuna yön veriyor ki Feyenoord'da bu sezon Ajax'ın da biraz Avrupa kupalarına olan odaklanması ve aslında çok alışık olmanın sürdende puan kayıplarla Feyenoord da yarışının içinde. Feyenoord PSV ve e, Ajax, bir şampiyon 6 puanlık marjda. Hatta AZ'yi de katabilirsin oraya. Bir yarış içindeler. Hollanda şampiyonu yarışı yapan bir takımın ana unsuru olması, oyununa yön veren oyuncu olması çok büyük gurur, çok büyük mutluluk. Şimdi listemizde geriye 3 tane oyuncu kaldı. Ali Akman, Elias Tavşan ve Ömer Faruk Beyaz. Ee, Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz çok fazla forma şansı bulabildiklerini e, söyleyemeyeceğiz. Daha çok hamle oyuncusu gibi daha az süre ya da Ömer Faruk Beyaz son 4 maçında yedek kaldı mesela. E, Ali Akman da hani 90 dakika maçı var mı bu sezon? Bir dönem vardı ama son dönem onda yok. Uğur Bey ben iki tane 80 görüyorum. Ha varmış evet kambur maçı doğru söylüyorsun. Tabii sarkısı. tabii bir ara bayağı oynadı. Evet. Az değil ya bayağı oynadı. Ama Elias Tavşan bu üç oyuncu arasında 5 gol 1 asistle sağ kanatta 90 dakika forma giymeye devam ediyor. Ali biraz evet 2022'de şey kaybetmiş. İrtifa kaybetmiş. 2021'de bir ara sürekli ilk omurda oynuyordu. Goller de atıyordu. En son golünü de 2021'de atmış. 2022'de golü yok. Evet. Elias zaten çok genç bir oyuncu. kanat oyuncusu. Süratli bir kanat oyuncusu. Elias'in de önünde daha çok uzun zaman var ki bu sezon 5 gol 1 asist oynuyor. Elias de 2001 doğumlu. Ali Akman 2002 doğumlu. Yine çok genç oyuncular. Ee, Ali bu sezon 20 maçta oynamış Ali Akman. Onun da ilk 11'de oynamış. Hiç fena bir sayı değil. Elayis 22 maçta oynamış. Eee 16'sında ilk 11 oynamış. Çok iyi sayılar bunlar. Elayis'te Ali de iyi sezon geçiriyorlar. Hiç küçümsenecek rakamlar değil bunlar. Uğur Bey şimdi fark ettim bir önceki sayfada ben Kaan Ayhan'ı atladım. E, Sassuolo'da onu ben özellikle soracaktım bir site önermiştiniz spor haberleri e, İtalyanların oraya baktım ben dün de orada bir şeyde makale, makale değil de değerlendirmede Kaan için çok yönlü ve farklı farklı oyun stillerinde oynayabilecek bir oyuncu şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş ama e, Hoca savunmanın göbeğinde farklı oyuncular tercih ediyor yani 20, maçın 21 maçın 21'inde aynı ikili oynamış sağ bek ve ön libero da oynayabiliyor ama onu da oralara tercih etmiyor Dionisi. Evet, evet. Kaan ve Mert için ikisi için de şanssız başlamıştı sezon. Sonra Kaan bir ara oynadı. Kaderi galiba dönüyor, toparlıyor diye düşündük. İşte Milan maçında savunma göbeğinde oynamıştı. Lazio maçında savunma göbeğinde, Juventus maçında büyük maçlarda ilk 11'de oynamıştı. İyi performans göstermişti Kaan ama sonra yine formasını kaybetti. Kan ee, Kaan için harika bir sezon olmuyor evet maalesef pek fazla istikrarlı bir şekilde en azından forma şansı bulabildiğini söyleyemeyiz. Kaan'ın en son maçta yine yedek kaldı. Hani 2022'de dakika... o da hiç 90 dakikası yok. Aynen öyle şimdi onu söyleyecektim. En son yok. Bologna maçında oynamış değil mi? Aynen en son öyle. Bologna maçında 90 dakika oynamış. Sonrasında da bir daha oynamamış. Ya yedek kalmış ya da 10-15 dakika. Inter maçında 45 dakika süre almış. Pek iyi gitmiyor evet işler. Hoca ile mi acaba anlaşamadılar? Öyle mi bakmak lazım? Dionisi de çok köşeli bir tek direktör. Doğal olarak. Zaten bu yeni nesil tek direktörlerde o var. Yani tam olarak istediklerini alabilecekleri oyuncuları tercih ediyorlar ve robotik bir sadakat bekliyorlar futbolcularından. Sahada 11 Dionisi olsun istiyor. Anlayabiliyorum. Bazen ayarlarınız tutar hocayla. Bazen tutmaz. İşte bakınız tabii, az önce Enes tabii örneğini tabii. verdik. Michel ile 0 gol. Sonra 13 ya. sezon ortasında Kike Sanchez, Flores geliyor. Kike Sanchez, Flores 13 gol. Yani böyle bir fark olur mu? İnanılmaz Normal bir, fark, bir oluyor. şey oluyor. değil yani. Oluyor bazen kimya tutuyor bazen tutmuyor. Oyun anlayışı tutuyor bazen bazen tutmuyor. Kaan'ın iki yıl daha kontratı varsa Sassuolo oyla ama sezon sonu başka bir rotayı seçebilir. Eğer Dionis'in ilk tercih arasında yer almazsa 27 yaşına çünkü Kaan oynaması lazım. 20-21 yaşında değil ki biraz daha beklesin diyelim Ali Akman gibi Elayis gibi ama Kaan'ın oynaması lazım. Süre yine hunharca harcadık. Saat 12.17 geçiyor. Derbi için dünya kadar hazırlık yapmıştık. Hemen hızlıca oraya geçiyorum. Araya da gitmeden. Tamam Peki. mı? Peki. Geçtim. O zaman Posta Gazetesi geliyor. Derbinin kilidini Mesut Özil açacakmış gazetenin haberine göre. Fenerbahçe'de son maçlarda riske edilmeyen Mesut Özil Trabzonspor derbisine saklanmıştı. Kritik maça kendisini özel olarak hazırlayan dünyaca ünlü yıldız Futbolcu Kanarya'nın en büyük kozu olacak. Orada o kadar hazırlamışım ki kendime futbolcu kelimesine gerek yokmuş Yıldız yani. Ee, Kanarya'nın en büyük kozu olacak. Diğer taraftan Süper Lig'in lideri Trabzonspor en son 1983-84'te çifte kupalı bir sezon yaşamıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri tam 37 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. 37 yıl sonra çifte şampiyonluk heyecanı yaşıyor Trabzonspor. Bir sonraki sayfa Milliyet gazetesinden. Bu kilidi açmak zor. Lider Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanında şampiyonluk yolunun en önemli virajlarından birine çıkacak. Lig müsabakalarında ezeli rakibini İstanbul'da en son 1997'de mağlup eden Bordo Mavili ekibin en büyük kozu tartışmasız maç başına 0.7 ortalamayla oynayan kaptan Uğurcan Çakır olacak. En büyük kozu derken tabi bir sürü sayabilirsin bu da Trabzonspor için güzel bir şey. Bordo mavili takımda daha önce Galatasaray deplasmanında süre alan Ahmetcan genç stoper kardeşimiz Ahmetcan Kaplan'ın Fenerbahçe maçında ilk 11 çıkması bekleniyor. Malum sakatlıkların ardından defansın lideri ise Stefano Denswil olacak demiş gazete bu kilidi açmak zor başlığı altında. Fanatik gazetesi tarih yazmaya gidiyor. Trabzonspor'da rakamları alt üst eden Abdullah Avcı pazar günü yine bir ilki başarmak için Kadıköy'e çıkacak demiş ve de son olarak göbekten yıkacak diye bir başlık var. İsmail Kartal Trabzonspor'u zayıf karnından vurmayı planlıyor. Sarı lacivertler Vitor Hugo'nun sakatlığını fırsata çevirmek istiyor. Rakip defansın göbeğine pres yapılarak gol aranacak. Vakayeme'ye kademeli markaj olacak. Edin Vişça'ya da boş alan bırakılmayacak. Çok mantıklı şeyler yazmış gazete ama zaten alameti farikası Trabzonspor'un bunların hepsinin üstesinden geliyor olması. Meşhur bir hikaye vardır ya bir siyasi analist Napolyona önce şurayı alacaktınız, sonra buradan ilerleyecektiniz, sonra da buradan devam edecektiniz. anlatırken Napolyon yani onlar sizin parmağınızla yapılabildiği gibi yapılasaydı <laughs> muhakkak öyle yapardık diye yanıtlamıştır. Ona benzemiş Napolyon hikayesine mi? benzemiş. Çok kolay değil bir Karş... şeyi durdurmak bakayım bir susma karşılaştırmamız falan. da var buyurun söz sizde. Trabzonspor ligin Hemen hemen bütün istatistiklerini lider ama lider olduğu en dikkat çekici istatistiklerden ikisi. Birisi son bölümlerde gol yememesi. Son 15 dakikada sadece bir gol yemesi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin son dönemde hani geriden geldiği çevirdiği maçlar var. O anlamda Trabzonspor müsabakasında belki daha erken oyun tutturmasına ihtiyacı var. Erken oyun tutturamayan sonradan tutturabilen Fenerbahçe gördük son dönemde. Doğru. Ee, Kasımpaşa maçı Giresun maçı dönmeyi başardılar. Trabzonspor'a karşı erken oyun gerekebilir. Dolayısıyla çıkan 11 önemli. Bitiren 11 de önemlidir bazen ama Trabzon'a karşı başlayan 11'iniz de önemli. Sanırım birinci önemli istatistik bu. İkinci önemli istatistik de Trabzon'un da geri dönebiliyor olması. Ligde evet. O istatistik bu işte. Tam sözünüzün geldiği yer. Aynen öyle. Trabzonspor geri de dönebiliyor. Evet. Mağlup duruma düştüğü maçlarda da gerek oyun gerek oyuncu değişikliğiyle geri dönebilen bir takım. Ee, sanırım merkezde bir ara işte Edgar'ın kaybedilmesi, sonra Hugo'nun kaybedilmesi. Şimdi muhtemelen Dansville, Ahmet Can'ın oyuncak olması. Evet Trabzonspor'un belki de tek zaafı gibi görünüyor. Çünkü çok fazla zaafı olan bir takım değil. Fenerbahçe'nin orada Santrfor tercihi ya da Santrfor var ki üçlü tercih çok önemli. Son dönemde Fenerbahçe'nin Santifor arkası oynayan oyuncuların ceza alanına ikinin Santifor gibi çok girmediklerini görüyorum. Kanatları açılıyorlar ama ikinin Santifor koşuları yapmıyorlar. Eğer siz stoperleri zorlamak istiyorsanız oraya ikinin Santifor koşusu yapacak oyuncu lazım. Bu anlamda eğer Mesut gerçekten oynatılacaksa ama ben çok zannetmiyorum. Bir 10 dakika 15 dakika yarım saat oynatırsın değil mi? Yavaş yavaş ondan sonra ilk 11'i e hazırlarsın. Madem ama, bu kadar evet, oynamadı. Evet, bu kadar önemliyse senin için evet. Trabzon maçında. Ama kadroda bile yok son maçta değil mi? geliş kadroda bile doğru. yok. Şimdi ilk 11'de oynatırsan ne kadar müsabaka oynamaya hazır olacak bilmiyorum. Ama Mesut oynarsa Santifor arkası o ikinci Santifor koşularını yapan bir oyuncu. Gol fırsatı da bulan bir oyuncu. Santifor olarak mesela Berisha'nın başlayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çizdiğiniz çerçeveye en uygun isim Serdar gibi sanki değil mi? Serdar. Kesinlikle Serdar. Ya Serdar arkası Mesut. Mesut'un müsabaka ritmi eksik. Serdar arkası İrfan. Ama onun da ee, iç rolünde değil, sol iç sağ iç ya da kanat rolünde değil, santifor arka rolünde ceza alanına ikinin santifor koşlarını yapma talimatıyla. Hmm. Çünkü stoperleri zorlamak istiyorsanız kucağında bir santiforla zorlayamazsınız. Muhakkak olarak ikinin santifor koşlarını yapmanız lazım. Bütün bunlar Fenerbahçe'nin topu aldığı bir oyun üzerinden mi yoksa kontratak oynadığı bir oyun üzeri, geçiş oyun oynadığı üzerinden mi ne dersiniz? Yok, topa sahip olduğu bölümden set ucumundan bahsediyorum. Geçişten bahsediyorsak hani Trabzon'u tamamlayamadığı hücumlarda geçiş oynamak istiyorsanız Fenerbahçe'nin elindeki en önemli geçiş silahı Rossi. Mesut da önemli bir geçiş silahı. Aklıyla geçiş silahı Mesut, Rossi süratiyle geçiş bravo. silahı. Ee, ama tabii maç Kadıköy'de. Kadıköy'de olduğu için Fenerbahçe hani topu ağırlıklı olarak Trabzon'a bırakıp geçiş stratejisi mi dener bilemiyorum. Çok tahmin etmiyorum. Fenerbahçe'nin topa sahip olması lazım Kadıköy'de. Bu da şu anlamda kolay Olmayabilir. Vaktimiz var da. E, şu anlamda kolay olmayabilir. Trabzonspor'un nasıl bir oyun oynadığını biliyoruz. Bu oyuncularla. Vakayeme, vişça Bakasetas. Hani etkinlik anlamında bilmiyorum. E, Eskisi Cornelius. kadar değil ama toparlıyor. Bakasetas'ta. Dolayısıyla oraya kurulduğu zaman Trabzonspor oyunu orada oynamaya başlıyor. Kesinlikle. Sete yerleşiyor. Atilla Salay ve Kim Minje. Bu anlamda takımın en büyük iki kozu olacaktır. Muhtemelen. Dolayısıyla bekleriniz de çok büyük Önem arz ediyor bu durumda. Şimdi Trabzon'un son iki maçta iki farklı santrifor kullandı. Cornelius stoperlerin kucağında olmaktan çekinmeyen bir santrifor. Çünkü fiziksel olarak çok Doğru. güçlü. Boyu da uzun. Oraya attığın zaman topu havadan yerden bir şekilde kontrol etmeyi, tutmayı, indirmeyi başarıyor. Cornelius başka bir sınav. Muhtemelen Kim Mij'e onu yıpratan, yıpratmaya çalışan stoper, yakın oynayan stoper olacak. Canini oynarsa veya Canini süre alırsa diyelim. Canini dolaşıyor. Canini sağa gidiyor. Peşinden stoper de gidiyor. Bu sefer Vişçe'ye, Vakayem'e merkezde Adam. oluşan koridorlara giriyorlar. Ve sana ekstra fırsat yaratıyorlar. O yüzden Cornelius varken onu gözetleme işi, onu kontrol etme işi farklı bir iş. Canini'yi kontrol etme işi adeta başka bir meslek. Canini'nin sizi yanıltmaması lazım. Canini'ye bölge savunması yapmak lazım. Birebir savunma değil. Canini stoperi alır sırtına götürürse sağa sola savunma dengesi bozulur Fenerbahçe'nin. Aynen. Kupa'da Antalya Spor'un bozdukları gibi. Canin'in oynadığı bölümde mesela Canin ile beraber stoper gitmemeli. Gidiyor mu sola? Artık sol bekin alanında o. Sağ mı gidiyor? Adam Sağa paylaşımı konusunda. Paylaşımı değiştirmek lazım orada. Ee, Canin oynadığında da Trabzon için çok değerli bir silah. Ben çok özel buluyorum Canin'i. Çünkü Vişça ve Vakayma olsam ben Canin ile oynamak isterim. Ferdi yok. Fenerbahçe'de sakatlığı var. Geçmiş olsun diyelim buradan. Bir kez daha. Peki kanat beklerinde kimi tercih edecek sizce? Şimdi son maç kim Serdar'ı savunmada kullandı? sol Solbek kullandı. Ya da belki şu savunma çıkar mı? Hocam? Ama Novak e, ile ilgili de iyi haberler vardı. Son dönemde okumuştuk değil mi? Ama kesin maç eksiği vardır. Evet hazır olmayabilir. E, bu durumda yine sol bek Salahi çıkma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. E, bu da defansif anlamda esasında iyi bir önlem gibi duruyor. Çünkü Vişcan'ın karşısında Salahi'yi bulması... Doğru. E, defansif anlamda sizin şeyinizi artırır. Eee direncinizi artırır. Pekala. Bu günlükte son cümlemiz böyle oldu. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Süremizin evet. sonuna geldik. Değerli izleyenler hakikaten keyifli bir maç hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Güzel maçlar var programın başında söylediğimiz üzere. Güzel bir hafta sonu da diliyoruz. Bol futbollu, bol gollü, e, güzelliklerin yaşandığı bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.